İşte burası da Sofia Loren'e ait olduğu söylenen yazlık villa. Sanırım Kapalı Maraş'ın en lüks konutlarından bir tanesi. Bu kadar yaklaşabiliyorum. Ekim 1974'te çekilmiş bir video klip buldum. Bu yabancı haber ajanslarından birinin arşivinden çıktı geldi. Kapalı Maraş, bu bölge kapatıldıktan 2 ay sonra kaydedilmiş bir video bu. Ve o videodaki yerlerin Kapalı Maraş'ın açılan kısımlarında görülebildiğini fark ettim. Böyle bir karşılaştırma videosu yapayım dedim. Yani Ekim 1974 ile bugün 5 Kasım 2021, işte Kasım 2021'in karşılaştırması, böyle o iki görüntüyü yan yana koyduğum zaman. Bence ilginç bir şey olacak. Yeni detaylar gördükçe kayda giriyorum. Bakın bu otel binası üzerinde de hala mermi izleri var. Bir önceki videoda da göstermiştim benzer izler farklı binalarda. İşte 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın izleri hala bu binalar üzerinde duruyor. Olursa olsun, güneş şuradan geliyor. Aynen şuradan, aynen. Süper, eyvallah. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Bu arada bu benim Kapalı Maraş'a 3. gelişim. Her gelişimde yeni detaylar keşfediyorum. Her gelişimde yeni bir şeyler görüyorum. Arada yeni gördüğüm ilginç şeyleri de sizinle paylaşacağım. Şu tabela, cadde tabelası. Franklin Roosevelt Avenue diye bir tabela. Üstte Rumca yazıyor. Altta İngilizce. Tabelanın rengi. En ufak bir solma yok neredeyse. Sanki dün oraya asılmış gibi. Bunun farklı örnekleri de var. Göstereceğim ileride. Bakın bu da Demokrasi Caddesi'nin tabelası. Sanki daha dün boyanmış. Rengi o kadar yeni, o kadar taze. Burası girişteki o göbeğin oradaki Toyota showroom'u. Ekim 1974'te çekilen görüntülerde hem tabela hem içerideki arabalar çok net bir şekilde belli. Biraz sert ışık geliyor ama aşağı yukarı aynı kadrajı yakalayabildiğimi düşünüyorum. Burası girişin ilerisindeki göbek. Bu göbeğin orada bir parfümeri var. Arkasında bir otel binası belli oluyor. Tabii göbek şu anda son derece bakımlı, iyi durumda. O zamanlar biraz daha harap gözüküyormuş. Evet, sanırım şöyle bir kadraj. Arkası biraz patlıyor ama idare edeceksiniz. Evet. Burası Galaksi mağazası. Yine girişin oradaki göbeğin etrafındaki dükkanlardan, mağazalardan biri. Muhtemelen hediyelik eşya satıyormuş burası. Tabelası duruyor, Galaksi tabelası duruyor. Ama etrafındaki yıldızların sadece silüeti belli şu an. Videonun devamında şöyle bir hareket yapıyor. Şu bina, şu otel binası o zamanlar inşaat halindeymiş ve öylece kalmış inşaat halinde. Tekrar aynı kadrajı bir aynı şekilde yakalamaya çalışacağım. Muhtemelen telefon defteri diye tahmin ettiğim bir döküman var. Üzerinde 1973 yazısı rahat bir şekilde okunuyor. Görüntülerde belli olan bir restoran var ama orası şu anda Birleşmiş Milletler karargahı olarak kullanılıyor. Ve Birleşmiş Milletler görüntüsünün çekilmesi konusunda bayağı hassas. Yani Kapalı Maraş'ın açılan kısmında her şeyi çekebilirsiniz. Ama Birleşmiş Milletler'in şu an konuşlu olduğu yeri çekemezsiniz. Çekmeyin yani, aklınızda olsun. Hemen yanında Edelweiss var. Birkaç tane kafe var. Bir tane taverna var. Şimdi onları göstereceğim size. İşte benim içimin gittiği kısımlarda buralar. Şu hiç ellenmemiş yollar, ellenmemiş kısımlar. Şu binalar. İçim gidiyor. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şu kadrajda en soldaki binanın pencerelerinin açılış kombinasyonu aynı. Yani o günden beri o pencerelere hiç ellenmemiş belli ki. Şöyle biraz daha Evet, bu kadrajı aynen şöyle oturtabilirim. Bahsettiğim pencereler, şu pencereler. Yani iki fotoğrafı yan yana koyarsanız, eğer şu an ben yanılmıyorsam, dediğim gibi aynı kombinasyonda açılmış pencereler ve öylece duruyor 1974'ten bugüne. Bu Night Safe'in ne olduğunu bu sefer sorduk. Tam net bir açıklama alamadık ama zamanın bankamatiği dediler. Buraya içine para koyuyorlarmış içeriden. Siz de buradan alıyormuşsunuz. İçeride bir memur varmış. Daha detaylı bilenler varsa yorum kısmında yorumlarını bekliyorum. İlginç bir detay. Burası bir banka binası. Banka binasının hemen yanında cadde üzerinde böyle bir üzerinde Night Safe yazan kısım var. Bu şişeleri şöyle biraz daha net gösterebilirim. Şişeleri daha önceki geldiğinde görmüştüm ama bir şekilde çekemedim, ihmal ettim. Kısmet bugüneymiş. Şu sandıkların içi dolu. Şuradakinden daha net belli olur. Ters ışıkta çekim hem çok zevkli hem çok zor. Yani bazen çok güzel şeyler çıkabiliyor ortaya. Ama bugün ne yazık ki pek işime gelmedi. Çünkü buradan Demokrasi Caddesi'nden aşağıdan yukarı baktığınız zaman işte bir tarafta üzerine Toyota yazan bina, diğer tarafta ona benzeyen karşısındaki bina. Güzel bir görüntü vardı ama ters ışıktan dolayı ne yazık ki o görüntüyü alamıyorum. Yani biraz aşağıdan çektiğim zaman bu binalar silüet olarak bile belli olmuyor. Neyse, sağlık olsun. Ters ışıkla bakar mısınız? Önümü göremiyorum. Ters ışıkla daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım şimdi. Temmuz ayında çektiğim videoda tam burada hatırlarsanız bir kuş kafesi vardı. O kafes bugün yok. Yani nasıl gitmiş olabilir onu da açıkçası anlamıyorum. Ama yok yani. Şu anda göremiyorum burada. Buraya, Kapalı Maraş'a her geldiğimde çok farklı duygular hissediyorum ama yani bana buranın düşündürdüğü, hissettirdiği en net duygulardan ya da düşüncelerden, aklıma getirdiği şeylerden bir tanesi şu. Mülkiyet kavramının altının aslında ne kadar boş olduğu. Yani otorite ortadan kalktığı zaman ya da güç dengeleri değiştiği zaman o mülkiyet kavramının ne kadar anlamsız hale geldiğini hatırlatıyor ve öğretiyor aslında burası bize. Yani bu ev benim. Nereye senin? Yani otorite ortadan kalktığı anda ya da güç dengeleri değiştiği anda o ev artık senin olmuyor görüldüğü gibi. Yani buranın aklıma getirdiği şeylerden birisi de bu. Tam karşıda Golden Sands Oteli duruyor. Gittikçe yaklaşıyorum sana Golden Sands. Elbet bir gün.